Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Geçmiş Ramazan bayramınız mübarek olsun. Biraz rahatsızım kusura bakmayın yine de bu videoyu sizlere yetiştirebilmek için hasta hasta da olsa çekmek istedim. Bir de dua ederseniz sevinirim arkadaşlar. Renault Clio yenilendi. Bununla ilgili bir video hazırlamak istedim sizlere ama videoya başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam var. Kanala abone değilseniz abone olursanız çok çok sevinirim. Bir de Facebook'taki Bay Yeşilbağ sayfamızda Face kullanıyorsanız takip etmeniz bizim için gerçekten önemli arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Türkiye'nin her dönem en çok satan ikinci otomobil olmayı başaran Renault Clio yenilendi ve yine en çok satan b olabilmek için karşımıza çıktı. Türkiye'de üretilmesinden midir yoksa markanın pazarlama stratejisinden midir bilmem ama bu araç hep rakipleri Polo'dan, 208'den ya da Corsa ve Fiesta'dan daha uygun fiyata satılmış bir araç olarak önümüze geliyor. Tıpkı Clio gibi yine Türkiye'de üretilen Hyundai i20 sadece fiyatta Clio'dan daha ucuza satılmayı başarabilen b hatchback olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Harici hepsinden açık ara uygun fiyata satılan bir model Renault Clio. Bu arada Türkiye'nin en ucuz arabası değil ha. O yanlış anlaşılmasın lütfen. Fiat Egea ve Hyundai i10 halen açık ara Türkiye'nin en ucuz otomobiller olarak karşımızda duruyorlar. Neyse mevzuyu dağıtmayalım ve dönelim yenilenen Renault Clio'ya. Tasarımla girelim mevzuya istiyorum ama aracı önden bakınca melez bir otomobil karşımda duruyor gibi hissediyorum. Bir önceki kasa fokusu hatırlarsınız arkadaşlar ve yine şu an satılanın bir önceki kasası makyajlı olan Elantra'yı da hatırlarsınız arkadaşlar. İkisinin de ön yüzünde böyle bumerang vari üçgen şekiller mevcuttu ve yeni Clio'da da bu mevcut. Yani bayağı benziyor. Son dönemde yenilenen Peugeot tasarımlarındaki dikine konumlanan aslan pençesi aydınlatma grubu da sanki Clio'da biraz genişletilerek birebir sunulmuş gibi. Yani kısaca benim gözümden bu araç farklı farklı saydığım bu 3 modelin bir karışımı gibi duruyor arkadaşlar. Ön cepheden bakınca. Ha bu arada bu saydığım araçların hiçbirisinin tasarımı ve görseli kötü değil. Yanlış anlaşılmasın. Gerçi 2019 Elantra biraz Atari oyunundan fırlamış gibi duruyordu ama olsun o da idare eder bir tasarımdaydı. Yani demek istediğim şu arkadaşlar bu araç diğerlerine benziyor diye kötü bir tasarımı varmış algısı çıkmasın ortaya. Aksine bu aracın tasarımı oldukça güzel, çekici ve sportif bir hale bürünmüş tabii ki ön taraftan bakınca. Yeni Clio'ya yandan bakarsak durum ne biliyor musunuz? bildiğiniz eski Clio'nun aynısı. Çizgilerinde bile bir fark yok bence arkadaşlar ama yenilenen renkler, jantlar, siyah eklentiler araca ayrı bir hava katmış. Onu da söylemeden geçmeyelim. Arka kısımda da çok fazla bir değişiklik yok. Yine sade, şık, çekici bir tasarım karşımızda duruyor. Her araç makyaj geçirince ya da yenilenince boyutlarında ciddi anlamda değişikliğe gidiyor son zamanlarda bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Ancak Clio'da hiçbir değişiklik yok boyutsal olarak baktığımızda durum arkadaşlar. Eski Clio neyse bu da o 4 metrenin biraz üzerindeki uzun 1.80 metreye yaklaşan genişlik ve yine eskisiyle aynı olan aksaralı. Yani demem o ki araçta altyapı aynı, teknoloji ve hafif görsel farklı arkadaşlar. Aracın içerisine girdiğimizde çok fazla bir değişiklik yok gibi ama kalite algısı özellikle üst paketlerde çok çok iyileştirilmiş gibi görünüyor. En büyük değişim teknolojilerinde de sek hata yapmış olmayı sanırım bu araç için. Mesela yeni Clio'da muhakkak bir dijital kadran çıkacak karşınıza. Alt paketlerde bunun boyutu 7 inç olacak. Üst paketlere çıkarsanız ya da opsiyonel olarak isterseniz 10 inçe kadar büyüyecek dijital kadranların boyutu. Yani her yer dijital olacak kadranlarda. Orta konsoldaki bölüme baktığınızda da durum çok farklı değil. Alt paketlerde 7 inçlik yatay bir ekran ya da üst pakete çıkarsanız veya yine opsiyonel olarak satın alırsanız neredeyse 10 inç olan dikine bir ekran bizlerle olacak arkadaşlar. Ben kablosuz bağlantı teknolojilerini çok seviyorum çünkü telefonumu cebimden çıkartmak, araçta koyacak bir yer aramak ve onu kabloyla ekrana bağlamak bana biraz yorucu ve bu zamana yakışmayan bir hareket gibi geliyor arkadaşlar. Yani teknoloji gelişti artık bunu doğru kullanmamız lazım. Bir de biliyorsunuz teknoloji geliştikçe fiyatı ucuzlar. E artık bu teknolojiler hem çok gelişti hem de artık eskidi bile diyebiliriz. Yani doğal olarak ucuzladı ve her araçta olması gereken bir seviyede. Bu araçta bu yönden şanslıyız arkadaşlar. Hem Android tarafında hem de Apple tarafında kablosuz bağlantılar Renault Clio'nun ekranında var. Yani telefonunuzu kablosu olarak Android Auto Apple CarPlay desteğiyle araca bağlayıp navigasyonu canlı navigasyonu buradan kullanabilirsiniz. Telefonunuzun diğer özelliklerini de kullanabilirsiniz bu ekrandan. Ha ben telefonumu bağlamak istemiyorum diyorsanız da o zaman araçta standart olarak navigasyon sistemi de mevcut arkadaşlar. Oraya yazarak gideceğiniz adrese en kısa yoldan gidebilirsiniz. Özellik olarak da çok afili donanımlara sahip olmuş yeni araç arkadaşlar. Seviye 2 otonom sürüş denilen aracın kendi kendine direksiyona ve gaza müdahale etme sistemi bu araçta mevcut. Öndeki araca göre durup kalkabilen bir akıllı hız sabitleme ve yine şerit çizgilerini baz alarak yolu ortalayan bir şerit takip sistemi mevcut araçta. Hız sabitlemede sıkıntı yok. O sabaha kadar kendi kendine gider de direksiyon çok kısa sürelerde kontrolü aracın almasına ancak izin verecek cinsten ayarlanmış. Arkadaşlar hemen dokun diyor bana Renault Clio. Motorlara geldiğimizde muhteşem değişimlerle karşılaşmıyoruz maalesef. Ama değişiklikler var yine de. Mesela 1 litrelik 65 beygirlik atmosferik beslemeli motor yine başlangıçta karşımıza çıkıyor. Açık konuşayım olmasa sanki daha iyi ama koymuşlar. Yani şu aracın şu görünümle şu motorla satın alınacağını düşünsenize. Dışarıdan gören diyecek ki abi görsele bak bu araç ne güzel gidiyordur. Ama içine binen hay ben senin gibi aracın diyerek sistemde bulunacak. Zaten fiyatlar uçmuş. Daha koymayın işte bu küçük motorları araçlara ne olur sanki. Yani bir üst versiyon turbolu motorla gelse ne olacak? 50 bin, 60 bin, 70 bin daha pahalı olsa ne olacak? Zaten uçmuş fiyatlar. Neyse 1 litrelik turbo beslemeli 90 beygirlik motor aynen duruyor. Hem manuel hem de otomatik olarak satın alınabiliyor. 65 beygirlik versiyonda otomatik seçeneği yok arkadaşlar. Sadece manuel olarak alabiliyorsunuz. 1.6 litrelik 4 silindirli yanında elektrik desteği sunan iki küçük motorla birleşerek karşımıza gelen ve full hibrit 145 adı verilen 145 beygirlik benzinli hibrit motor da karşımıza çıkıyor arkadaşlar ve hem yakıt hem performans anlamında çok güzel değerler sunuyor. İkisi bir arada diyebiliriz. 1.5 litrelik dizel motor yok sanmayın. O Renault'un olmazsa olmazı muhakkak her aracına koyacak onu arkadaşlar. Bu araçta da var. Şu anki haliyle 520 bin liradan satış başlangıç fiyatıyla karşımızda duran Clio elbette yenilenmiş haliyle çok daha yüksek seviyelere çıkacak gibi. Bir de bu araçta çok pahalı donanımlar opsiyon olarak satılıyor arkadaşlar. Üst pakette 750-800 bin liralara çıkacağını düşünüyorum ben bu aracın. Ama buna opsiyonlar ekletilince belki de 1 milyon lirayı bulacak. Ya sadece Renault'un benim çok hoşuma giden akıllı anahtarsız kart giriş sistemi bile 35-40 bin liraya satılıyor bugün arkadaşlar. Yarın bu yeni araç geldiğinde Allah bilir kaça satılacak. Bunu siz düşünün. Yani bu aracın sadece uygun fiyatlı olan alt paketleri alınabilir seviyede kalacak gibi duruyor. Üstlerde kimse bir kılıyor ya. Şu an için 1 milyon lira vermek istemez diye düşünüyorum. Aracın Türkiye'de 2023 yılının sonunda ya da 2024 yılının başında satışa çıkması bekleniyor, hedefleniyor. Clio videonun başında da söylediğim gibi her dönem Türkiye'nin en çok satan otomobili olmayı, ikinci otomobili olmayı başarmış bir model. Bu yeni haliyle sizce yine bunu başarabilir mi? Türkiye'nin en çok satılan ikinci otomobili olabilir mi? Ya da Ege'ye geçip zirveye yerleşebilir mi arkadaşlar bu konuyla ilgili? Daha doğrusu yeni Clio ile ilgili sizin de görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Yorumlara yazmayı ihmal etmeyin unutmayın. Videoyu da burada noktalıyorum arkadaşlar ama videoyu kapatmadan önce sizlerden ricam kanala abone değilseniz abone olursanız çok çok mutlu olurum. Bir de Facebook kullanıyorsanız Facebook'ta açtığımız ve çok hızlı büyüyen Bay Yeşilbağ sayfasına da gelmeniz bizim için çok önemli. Bizi oldukça mutlu edecektir arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir de bu güzel kardeşinize dua etmeyi unutmayın lütfen. Ne zaman hasta olsam sizden dua istiyorum. Ve sizin dualarınızda çok kısa sürede elhamdülillah iyileşiyorum. Yine dualarınıza talibim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.